Evet arkadaşlar, bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Selçuk Mızraklı'nın duruşması vardı. Kamuoyunca da yakından bilineceği üzere daha önce hakkında oluşturulan mahkumiyet kararı Yargıtay'ca eksik inceleme ve araştırma yapıldı. Toplanan delillerin mahkumiyet için yeterli olmadığı görüşüyle bozulmuştu. Mahkeme bozma sonrası yaptığı araştırmada aleyhine herhangi bir delil bulunamadığından karar aşamasına gelmişken yeni bir iddianame ile ek bir dava açıldı. Yakın zamanda birçok siyasetçinin gözaltına alınmasına sebep olan yaklaşık 700 kişinin ismini veren bir itirafçının beyanı üzerine, soyut beyanı üzerine bir dava açıldı. Ve bugün o itirafçının beyanı üzerine açılan davada savunması alınacakken 6 gün önce 5 Eylül'de itirafçının mahkemece bize bilgi vermeksizin dinlenmiş olduğunu tespit ettik, görmüş olduk. Bugün de yeniden dinlenme kararı verdi. Yani anlayacağınız Selçuk Mızraklı'nın tutuklu tutulabilmesi için sudan bahaneler ve deliller oluşturuluyor. Tutuklanmasına giden süreçte de deliller oluşturulmuştu. Bunlar ortaya konuldu. Yargıtay'ca da itirazlarımız kabul edilmesine rağmen bugün hala tutukluluğun sürdürülmesinin nedeni bir suç soruşturması değil. Bu amaçla tutuklu değil, çok açık. Bu kentte yıllardır süren kayyum uygulamasında şeklen bir meşruiyet, bir kanunilik gerekçesi biçimi oluşturmaktır. Ve bugün çok açık biçimde görüldü ki Selçuk Mızraklı'nın tutuklu tutulmasını haklı kılacak hiçbir gerekçe yok. Bu tamamen keyfi ve hukuksuzdur. Bir an önce özgür bırakılmasını ve bu uygulamanın son bulmasını arzu ediyoruz. Sevgili yoldaşımız Adnan Selçuk Mızraklı tam 4 yıldır, yani seçildikten tam 6 ay sonra tutuklanarak cezaevine konuldu ve o gün bugündür cezaevinde. Tam bu şehrin %63'ünün oyunu alan, yani %63 oranında oy alan 2 milyona yakın insanın iradesi olan bir kişi hala cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Selçuk Mızraklı bu kente önce bir hekim olarak hizmet etti, ardından bir parlamenter olarak hizmet etti ve daha sonra da bir belediye başkanı olarak hizmet etti. Şu an Selçuk Mızraklı cezaevinde tutuluyorsa bu hükümetin, bu devletin, bu derin devlet aklının Kürt meselesini bir güvenlik sorunu olarak görmekteki ısrarıyla, Kürt meselesini alıp Edirne'ye bir cezaevinin içine koymaktaki ısrarıyla açıklayabiliriz ancak. Önce Hicran diye bir garip bir tanığın ifadeleriyle hüsrana uğradılar. Avukatlar Hicran denen kişinin beyanlarını boşa çıkardılar. Şimdi de Akbıyık denen bir kişiden ümit ediyorlar, medet umuyorlar ki Adnan Selçuk Mızraklı'yı bir kez daha cezaevinde tutalım. 31 Mart 2024 seçimlerinden önce onu dışarı çıkarmayalım diye bir ısrar içindeler. Ama Selçuk Mızraklı defalarca dedi. Ne dedi? Mızrak çuvala sığmıyor dedi. Bugün o salonda gördük. Mızrak çuvala sığmıyor. Mızraklı ve temsil ettiği Kürt iradesi, Kürt halkının iradesi de o mahkeme salonuna, o iki sayfalık içi boş iddianameye sığmıyor. Bu araçsallaştırılmış yargının gözü önünde bir kez daha Kürt iradesi yargılanılmaya çalışılıyor. Bu halk defalarca iradesini gösterdi. Ne dedi? Ne yaparsan yap, kayyum istediğin kadar ata, ben bu irademi göstermeye devam edeceğim dedi. Gülten Kışanağ 2 Kasım'da tutuklayanlar, gözaltına alanlar ne dediler? Bir daha seçmezler dediler. Kürtler sandığa gitmez dediler. Yine gittiler bu halk. Ahmet Halkı bir kez daha gitti ve Adnan Selçuk Mızraklı'yı seçti. Bu anlayış iflas edecek. Mahmut Esat Bozkurt gibi hakimler nasıl kaybolup gittiyse bugün Selçuk Mızraklı'yı cezaevinde tutmaya çalışan bu hakimler ve temsil ettikleri anlayış da gidecek. Ve o anlayış gidene kadar biz de mücadele etmeye devam edeceğiz. Cezaevindeki bütün yoldaşlarımız, her biri serbest bırakılana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve bugün suç vasfı ve mahiyeti sebebiyle tutukluluğun devamına karar veren bu mahkeme sanık sıralarına oturacak
ve bize açıklayacak nedir o suçun vasfı, nedir o suçun mahiyeti. Ve bu halk yargılayacak. Bu paneli oraya koyanı da yargılayacak, bu anlayışı oraya koyanı da yargılayacak. Ve biz burada kalmaya devam edeceğiz. Onlar gidecek, biz kalacağız. Değerli arkadaşlar, Selçuk Mızraklı hem dostum hem arkadaşım diyor. Birlikte burada birçok meslek örgütüne birlikte çalıştık aynı dönemlerde. Kendisi iyi bir hekim, iyi bir insan, iyi bir siyasetçiydi. O nedenle şu anda hapiste. Bir avukat olarak söylüyorum. Dava dosyasında hukuka uygun ikame edilmiş hiçbir delil yok. Tamamen sahte olarak üretilmiş ve kendisini içeride tutmayı amaçlayan bir yargılama süreci var karşımızda. Sonuçta halkın iradesinden korkan bir siyasal iktidar var bütün bölgede. Selçuk Mızraklı'nın tutuklanmış olması Diyarbakır halkının iradesinin tutuklanmış olması demektir. Bu yargılamalar elbet bitecek. Elbet bir gün mutlaka adaleti sağlayacağız, barışı sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın, kuşkusu olmasın. Teşekkür ediyorum. Selçuk Mızraklı'yı bir süre önce Edirne'de ziyaret ettim. 3 saati aşkın süre konuştuk. Ve konuşmamızın neredeyse tümü Diyarbakır üzerineydi. Diyarbakır'da nasıl hizmet verilmesi gerekir, neler yapılır bunları konuştuk. İçerideyken aklı fikri hala bu şehirdeydi. Az önce Ceylan Akça da söyledi. Bu şehre tabip olarak, cerrah olarak hizmet etti. Bu şehrin insanların birçoğunun şifa bulması için yıllarını verdi. Arkasından milletvekili olarak hizmet etti. En son da belediye başkanı olarak kendisinin bugün söylediği sözlerle bu şehrin Cumhurbaşkanı'na verdiği oyların iki mislinden fazla oy alarak bu şehrin seçilmiş belediye başkanı olarak hizmet etmesi de çok kısa bir süre içinde engellendi ve demir parmaklıkların arkasına kondu. Bugünkü bu karar Diyarbakır halkının demir parmaklıklar arkasına konması karardır. Selçuk Mızraklı tutuklu değil, kendisinin de yine bugün ifade ettiği gibi tutsaktır. Fakat bu şehir, bu Diyarbakır şehri bunca yıldır hiçbir zulme boyun eğmediği gibi bu duruma da boyun eğmeyecek. Ve biz bu meydanda, şimdi sizlerle konuştuğumuz bu meydanda Selçuk Mızraklı'yı yakın gelecekte dinliyor olacağız.